İmer Grup Solar Damla Sulama Sistemi sunumu. SDSS Solar Damla Sulama Sistemi, tarım alanlarını sulamak için güneşten gelen enerjiyi minimum maliyetle kullanır. Bu sunum kapsamında genel bilgiler, güneş panelleri, kontrol istasyonu sistemleri, pompalama sistemi, akıllı kontrol ve damla sulama sistemi kurmadan bahsedilecektir. Genel bilgi, damla sulama, suyun doğrudan bitkilerin kök bölgelerine düşük basınç altında çalıştırılan delikli, emitörlü, delikli boru aplikatörler kullanılarak aplikatörlerin yer yüzeyine veya yer altına yerleştirildiği tarımsal güneş sulama yöntemidir. SDSS Solar Damla Sulama Sistemi nasıl çalışır? Suyun taşınması için kullanılan pompalar güneş pilleriyle çalışmaktadır. Hücreler tarafından emilen güneş enerjisi bir jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülür ve pompayı çalıştıran bir elektrik motorunu besler. 2. Güneş panelleri. Güneş panelleri, foton adı verilen enerji parçacıklarından oluşan güneşten gelen ışığı elektrik yüklerine güç sağlamak için kullanılabilecek elektriğe dönüştürmek için kullanılır. Güneş enerjisi ile tarımsal sulama, mevcut bir pompa ile kullanılan pompa güneş sulama sistemine dönüştürülebilir. Birçok şirket çiftçilerimize rahatlık sağlayarak 10 yıla kadar üretkenliği garanti etmektedir. Ekstra bakım maliyeti olmayan güneş enerjili sulama sistemleri doğru projelendirildiğinde 4 ila 11 yıl içinde kendini amorti eder. İlk bakışta kurulum maliyeti yüksek gibi görünse de ortalama 25 yıl kullanabilme kabiliyeti ekonomik olarak sınıflandırılmasına olanak tanır. Güneş enerjisi ile tarımsal sulamada güneş enerjisinin kullanılması, sulama işleminin elektrik maliyeti olmadan güneş panelleri kullanılarak yapılmasını sağlar. Sulama sistemlerinde güneşten gelen fotonlar kullanılır, elektrik maliyeti olmadan tarımsal sulama sağlanmış olur. Güneş enerjisi ile sulamanın avantajlarında, ilk olarak uzun yıllar bakım gerektirmez, kurulması çok kolay, su tasarrufu sağlayan rezervuar sistemini destekler, şebeke elektriğinin olmadığı yerlerde dahi rahatlıkla kullanılabilir, elektrik kesintileri ve voltaj regülasyonu gibi sorunları ortadan kaldırır, ayrıca şebeke elektriğinin kullanılmadığı alanlarda fosil kaynaklarla kullanılan tarımsal sistemler maliyetinin çok yüksek olması çevre kirliliği yaratmaktadır. Güneş enerjisiyle sulama yapıldığında olası bir çevre kirliliği önlenmiş olur. 3. Kontrol istasyonu sistemleri. Otomatik olarak çalışan panel sistemi için kontrolör, güneş panellerinden gelen DC elektriği pompanın ihtiyaç duyduğu 3 fazlı bir AC voltajına değiştirir. Güneş doğduğunda kendi kendine açılır. Yine bu sistemle güneş battığında kendiliğinden kapanır. 4. Pompalama sistemi. Her sistemin bir su kaynağına ve dağıtım sistemine ihtiyacı vardır. Su kabı, boru sistemi, konektörler, damlatıcılar ve bir kontrol sistemi olan pompa buna örnektir. Türkiye'de üretilen en iyi su pompalarını kullanıyoruz. Yüzey suyu pompası, dalgıç su pompaları yine aynı şekilde buna örnek verilebilir. Akıllı kontrol sistemlerinde mevcut sulama ve gübreleme sisteminizde standartlaştırılmış bir akıllı sulama kontrolü sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde toprak nemi, pH, AC ve donmaya karşı koruma sensörlerini ölçmek için sensörlerle sistemi destekleyebilirsiniz. Sulama ve gübrelemenizi otopilota alarak daha ileri iş modelinde çiftçiliğinizi geliştirmek için zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Tarımda zamanında karar vermek önemlidir. Tek bir hata ile bütün bir yıllık ağır işçiliği tehlikeye atabilirsiniz. Hiçbir şeyi kaçırmayın, tek dokunuşla sulamaya başlayın. Damla sulama sistemi kurulumunda ilk adım, öncelikle tasarım yerleşiminizin planlanması ve depolama alanının belirlenmesidir. Sonrasında doğru ana hat hortumunu seçmeniz gerekmektedir. Ana hat borusunun çapının hesaplanmasında GPH kullanmanız gerekiyor. Adım 2'de damla sulama sisteminizin kurulmasında ilk olarak kurulumu su kaynağında başlatın. 2. Tüm hortumlarınızı ve bağlantı elemanlarınızı yerleştirin. 3. Damlama emitörlerini kurun. 4. Sistemi suyla iyice yıkayın. Güneş enerjisiyle çalışan bir sulama pompası inşa etmek için gereken temel bileşenler güneş paneli, güneş paneli standı, solar şarj kontrolörü, akü, kablolar ve su pompası zamanlayıcısıdır.
Üçüncü adım, doğru boyutta güneş panelini seçmek için amper, watt, saat su pompası kullanmamız gerekiyor. Doğru pil boyutunu seçmek için de yeterli kapasiteye sahip bir pil seçtiğimizden emin olmalıyız. Güneş paneli sıfır kapasitede çalışıyorsa pompayı çalıştırmak için saate göre watt seçimi gereklidir. Adım 5. Güneş enerjisi bileşenlerini doğru sırayla bağlama. İlk adım, şarjı bağlamak için kontrolüre, bataryaya çok telli bakır tel, artı ve eksiği birbirine bağlamadığınızdan emin olun. İkinci adı, zamanlayıcınızı bataryaya bağlayın. Üçüncü adım, pompayı zamanlayıcıya ve bataryaya bağlamaktır. Dördüncü ve son adım, genellikle güneş paneli ile birlikte verilen uygun güneş paneli bağlantı kabloları ile güneş panelini şarj kontrol cihazına bağlamaktır. SDSS'nin avantajları: su verimliliği sağlar, çok az buharlaşma ya neden olur, besin kaybı en aza indirilir, her türlü araziye kurulabilir, kurak, rüzgarlı ve kumlu ortamlar çöl çiftçiliğini mümkün kılar, verim arttırılabilir ve operasyonel maliyetler daha düşüktür. Mükemmel bir sistem için kritik noktalarda sormamız gereken sorular: hangi ürün hedefleniyor? Ne kadar güçlü, günlük saatlik su ihtiyacı nedir? Sulama sistemi otomatik mi? Enerji ihtiyacı ne kadar, pil ihtiyacı var mı? Enerji tasarrufunu ne ölçüde sağlayabiliriz? Aynı şekilde elektrik bağlantı var mı, kurulum maliyetini karşılaştırdınız mı gibi önemli sorulara cevaplar aramamız gerekmektedir. 1.2 kW güneş enerjili su pompası, 12 dekar kayısı bahçesi damlama sulama sistemi örnek proje görsellerinde mevcuttur. Bizim teklifimiz nedir? İlk olarak Türk kalitesi, ikincisi yüksek performans, üçüncüsü %100 garanti, 4. satış sonrası servis, 5. akıllı kullanım ve 6. %100 müşteri memnuniyetidir. Teşekkürler.